Mustafa Armağan, Kabe, ilk evimiz. Ne yap yap, kalbi olan bir yol seç. Uzun yıllar önce okuduğum bu cümle asıl manasını İslamiyet'in iki kutsal beldesi Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere ziyaretimizde kavradım. İslam'ın kalbine yolculuktu bu. İslam da fıtrat dini olduğuna göre insanlığın kalbine yolculuktu. İslam insanlığa indirilmiş son vahiy. Son peygamberin vahiy geleneğini mühürlediği din. Ekmel din. İnsanlığın sapmalarına karşı ve yeniden sapabileceği ihtimaline karşı etrafına çevrilen sur. Bu surun içine girmek şereflerin elbette en büyüğü ama iş orada bitmiyor. Asıl orada başlıyor. Her manevi hareketin merkezi, ortası ve kabuğu olmalı. Ceviz örneği çok verilir. Yeşil kabuğu, sert kabuğu ve içi işte bir Müslümanın yeşil kabukta kalmayıp sert kabuğu kırması ve içindeki cevizi tatması beklenir. Ama dışarıda kalanlar da aynı dinin birer meşru üyesidir. İşte öze yolculuk bu yaptığımız, yani umre. Üstelik Ramazan gibi bambaşka bir sofra ile çakışınca nice bereket şimşekleri ardı ardına çaktı önümüze. İftarlar tavaflara sarıldı, sahurlar siylere. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ravzasında 4.30 civarındaki ziyaret dakikaları asır gibi uzadı ve sahur dahi akla gelemedi. Sabah ezanı okunduğunda kendimize gelebildik. Gördük ve yaşayarak müşahede ettik ki dinin bir içi var ve o, iç, ne kadar gayret edilse derinliğine vasıl olunamayacak kadar köklere iniyor. Köklere yani öze, fıtrata, ilke yani asli olana dönüş bir başka deyişle. İşte o ilklerden biri ilk evdir. Beytullah diyarı değil mi? Allah'ın evi. Bu arada beyti atik de diyormuş Araplar. Eski ev anlamında da okunabilir ama asıl anlamı hür ev. Özgürlüğünü kazanmış, Allah'tan gayrı hiçbir otoriteye tabi olmayanların yaşadığı ev, belde, diyar. İlk evi kim yaptı? Yapılmasını emir buyuran elbette Rabbi Zülcelal ama yapan da bir insan. İlk insan, ilk peygamber. Dedemiz Hazreti Adem, Kabe'nin tarihi, Kabe ve Mekke tarihi adlı kitap olmasa bugün muhtemelen Kabe-i Muazzama'nın kadim tarihi hakkında pek az şey biliyor olacaktık. Ebul Velid Muhammed el-Ezraki'nin 9. asrın ilk yarısında kaleme aldığı bu eser kendinden önceki 5 asırda yazılan ama bugün sıra kadem basmış eserlerin bir derlemelisidir. Yani kaynakları o zaman var olan ama bugün kaybolmuş kadim eserlerdir. Bu kitaptan bazı kısımları henüz Mekke-i Mükerreme'deyim hülasa ediyorum. Kabe küp şeklinde demektir. Bugünkü küp kelimesi de Kabe ile aynı kökten gelir. Kabe, yapı itibariyle dört köşeydi ve Hazreti İbrahim zamanına kadar tavanı olmayan bir içi boş binaydı. Bir ara Kabe'nin benzeri tarzda evler yapmak moda olmuştu. Yani bir mimari yapı numunesi olmuştu. Ali İmran suresinde bunun için Kabe, ilk ev diye tabir edilmiştir. Kabe'nin bulunduğu yerin adı eskiden Bekke'ydi. Mekke ise beldenin adıydı. Ayrıca Mekke'nin Makdese, Ariş, Sübbuha gibi bilmediğimiz isimleri vardır. Kabe'nin Hazreti İbrahim'in eseri olduğunu Kur'an-ı Kerim bize bildiriyor. Bizzat elleriyle yaptığı Kabe daha sonra defalarca yıkılmış, yanmış ve yeniden yapılmıştır son şeklini Sultan 6. Murat devrinde aldığını biliyoruz. Kitapta anlatıldığına göre melekler insanın yaratılmasına itiraz ettikten sonra yaptıklarından pişman oldu ve af dilediler. Cenab-ı Allah harşın altında dört direkli, zebercattan mamul bir beyt kurdu. Direkleri kırmızı yakuttan olan bu beyte, Beytut Darra adı verdi. Bu, Kur'an'da zikredilen beyti ma, murdur. Bunun ardından melekleri yeryüzüne gönderen Allah onlara orada beyti mamur gibi bir ev yapma emrini verdi. Artık dünyada gök ehlimin tavaf ettiğine benzer bir ev vardı. Hazreti Adem yeryüzüne indirilince çok ağladı. Haceri Esved'le buluşturulunca iki cennet ehli hasret gidermiş oldu. Yeryüzünde meleklere indirilen beyt ile karşılaştı. Kendisine bu modele benzer bir beyt yapması emredildi. İşte Kabe bu semavi modele göre inşa edildi. Model sonradan göğe kaldırıldı. Aslı gitti ama benzeri göğe yükselmek isteyenlere toplanma merkezi olma vazifesini görmeye devam ediyor ki, Cenab-ı Hakk'ın lütfudur. Nuh tufanından sonra Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail ilk arkeolojik kazıyı gerçekleştirerek Kabe'nin temellerini ortaya çıkardılar. İbrahim As Kabe'nin temellerine inerek onun şeklini ortaya çıkardı ve oğlu ile birlikte inşa etti. İnşaatta merdiven olarak kullanılan taş ise üzerinde Hazreti İbrahim'in ayak izini taşıyan makam I İbrahim'dir. Gördük ki, Kabe'nin hikayesi insanlığın şafağına değiyor ve oradan, ilk insan ve meleklerden feyzan eden bir kaynak olarak hala ilahi bereketi dünyaya sebil etmeye devam ediyor. Hek yahut umre sırasında bizi kaplayan da o kutsal bereket değil midir?